Gazetede çıkan Bestiller Köyü'nün imamından şikayet ettiğine dair çıkan yazı ve haberler bizi köy halkı olarak derinden üzdü kardeşim. Sen ne konuşuyorsun? Bu haberin aslı içeriği nedir diye sorduğumuzda söyle, bize verdiği cevap, yani ben köy muhtarı olarak burada bir şey bilmeyecekmişim. O Kandıra'da oturduğu yerden bu haberi iyi takip ediyormuş, iyi biliyormuş. Neyinden rahatsızız bilemiyorum. Lojmanımızın durumunu gördünüz. Belediyemiz bütün malzemeyi verdi. İşçiliği de yapıyor. İnşallah bitirecekler. İmam kardeşimiz de göçünü getirecek, yerleşecek ve sürekli görevinde olacak. Burada gün aşırı elbisesi, temizliği, işi, çoluk çocuğu misafir olarak ayrıldığında bu kadar şikayet kimin tarafından yapılıyor? Merak ediyorum. Buyurun. Bestiller Köyü 18-20 hane. Vallahi. Herkes burada. Buyursunlar. Varsa şikayet olan kendilerine sordum. Direkt ilk önce bana söylesinler. Şikayetimizi hocamızdan memnunuz. Şikayet olun da. İlk önce bana söylesinler. Mutlu olarak soruyorum. Şikayetiniz var mı? Memnun. Komşular diyorlar yok. O zaman nereden çıkıyor bu basında Bestiller Köyü'nde imam isyanı? Bu ne biçim bir haber abi ya? Bir şey ya. Saçmalık bu. Madem bu suçlu da bulunsun yani. Onu da bulacağız o zaman. Bulsunlar. Zaten bu köyden kimse şikayet edemez. O internetteki verecek insan yok. Buyurun sorun. Vatandaşı teker teker sorabilirsiniz. Biz şikayet ediyoruz. Yok, ne öyle şikayet ya. Hocadan şikayetçi değilim. Yeni de yazsın. Söylemesi lazım. Kimin şikayet ettiğini. Yalan yazıyorsa. Tabii ya. Mahkemeye vereceksin. Aslında doğru o. Yalan yazıyorsa. İftira demek ne demek ya? Yalan uyduran neden şikayetçi? Tabii ya. Ve bu haberi yapan kardeşimizi ben köye davet ettim. Buyur dedim, gel köyde bir yerini incele. İmam kardeşimizin lojmanını, durumunu bir inceleyelim, bir fotoğrafını çekelim. Köylüyle bir konuş. İstediğin her şeyi yazdın. Böyle bir insanlara bana iftira atmak böyle, da kolay bir şey mi ya? Samimi gelmedi. Ve işte bana o cevabı verdi. O meşhur cevabı. Ben köy müdürü olarak burada köydeki yaşanan sıkıntıları haberi yok, bilmeyen. Kendi haline bırakılmış, boş bırakılmış bir köy havasında. Ama oturduğu yerde Kandıra'da bürosundan. Benim köyümde ne var ne yok, kim kimden şikayetçi herkes biliyor. Her şeyi çok iyi biliyor. Ve o haberi yapan kardeşimizi de aynı şekilde davet ediyorum buraya. Tabii, gelsin. Tabii. Cesareti varsa o da gelsin. Yani. Köylüme sorsun. Bu paralelci olmasın bu? Belki paralelcidir ya. Eyvallah. Gülencidir belki. Diye camiasındaki yetkililerden de bir an önce şu binanın eksiğini tamamlasınlar. Biraz sıkıştırsınlar kendilerine. Ben durumlarını çok iyi biliyorum. Kendileriyle paylaşıyoruz, konuşuyoruz. Bizimkisi artık biraz farklı boyuta geldi. Basına düştük böyle imam kardeşimizin yüzünden. Lojman bitik olmuş olsaydı, bu imam kardeşimiz de eşyasını buraya getirmiş olsaydı, hiçbir sıkıntı yaşamayacağımızı düşünüyorum. İyi niyet çerçevesinde bir şeyler yapmaya çalışıyorlar da. Biz de hep birlikte, bir güç olarak. Ama yetişemediğimizlerde işte böyle bir sıkıntıyla karşı karşıya kalıyoruz. Bu bizi gerçekten üzüyor. Bizi derinden üzüyor köy halkı olarak. Buradan sanki birisi değil herkes komple bu durumdan şikayetçiymiş de isyankar halinde basına düşmemiz. Ha beni şöyle memnun ediyor. İnanır mısınız? Bakın. Karadeniz Köyü basına çıkmış. Memnun oluyorum ha. Ama aslı olmadık başka bir şey için. Daha çok güzelliklerle yapılan hizmetlerle basına çıkalım istiyoruz biz. Biz böyle uyduruk, densiz, yersiz haberlerle basında kendimizi lekeleyecek, küçülecek şekilde basına çıkmak istemiyorum. Bu beni gerçekten üzüyor. Bunun gelsin arkadaşımız, o da gelsin. Seve seve onu da ağırlarız. Buyursun gelsin, sorsun bakayım. Hangi vatandaşımız şikayetçiymiş hocamızdan? Durumdan. Ona kim söylemiş? Onu bilmiyoruz. Sorun yok. Çok daha fazla söyleyecek bir şeyim yok. Ablalarımıza, yengelerimize de sorabilirsiniz. Tamam. Bunlardan da şikayet var mı yok mu? Hayır. Burada herkes, herkes burada. Şikayet olur mu ya? Ablamızdan da anlarız biz. Allah razı olsun.